Dans Set'e hoş geldiniz. Bu haftanın konusu merenge. Dans adresteyiz. Yanımızda Önder Pamukoğlu var. Önder Bey, nasıl bir danstır merenge? Merenge nasıl bir danstır? Merenge çok eğlenceli bir danstır. Çok hızlıdır yine. Aynı geçen haftaki samba gibi. Fakat sambadan farkı bounce yoktur. Yani nasıl derler, ağırlık değişimi vardır yerinde. Ve ritmik yine kalça hareketi ve ağırlık değişimi vardır. Tarihi nedir? Nereden çıkmış? Tarihi şimdi şöyle iki tane ne derler, halk arasında dolaşmış hikayesi var. Birincisi, bir kere merenge Dominik Cumhuriyeti'nden çıkmış bir danstır. Merengenin tarihinde şöyle bir rivayet vardır. İşte birincisi, köleler tarlalarda çalışırken ayaklarına kelepçeler vurulurmuş ve onlar da kelepçelerle yürürken, belirli davul eşliğinde yürürken, işte tek bir ayaklarını sürürlermiş ve hafif aksak yürürlermiş. Ondan dolayı da hani merengenin buradan çıktığı öne sürülür bir rivayete göre. İkinci rivayete göre de savaş sonrasında, işte yine Amerika savaşlarından sonra, yani Dominik Cumhuriyeti'nin işte devriminden sonra savaş zaferi kazanan işte gaziler işte eğlenirlermiş. İşte onlar için ne derler, partiler düzenlenirmiş. Ve o partilerde onlar da hani mahcup olmasın diye onlarla birlikte dans ederlermiş. Ve herkes onlar gibi hafif aksak bir şekilde ritim tutturarak dans ederlermiş. Ondan dolayı da bu hikayeye de göre de çıktığı varsayılır merenge. Günümüzde merengenin yeri nasıl dansların içerisinde? Merenge dans olarak aslında çok önemli bir dans bence. Çünkü hem ağırlık değişimini anlatacağınız hem de kalça hareketlerini çok net diğer danslara da uyarlayabileceğiniz bir dans. Ve çoğu dansın içine de girmiş aslında. Yani bugün salsa'da da merenge adımları var. Ondan sonra diğer işte samba'da da merenge adımları var. İşte jive'da da merenge aksiyonları var. Ondan sonra hani o yüzden hani merenge önemli bir dans. Hani bunu öğrenmek lazım. Hem de çok eğlenceli bence. Bu hem tek yapılan hem de eşli yapılan, hatta grup halinde yani çiftlerin yapabileceği bir dans. Çok eğlenceli, böyle partilerde çok güzel, çok eğlenceli ve yapımız çok kolay bir dans bence. Evet, direkt parti dansı değil mi? Merenge aklımıza partilerden geliyor. Kesinlikle. Ve öğrenmesi de kolay olduğu için hemen orada bizim hani vardır ya, takılırsın peşine halayın, şöyle bir bakarsın, öğrenirsin. Evet, biraz daha o tarz bir şey. Kesinlikle. Yani şey, mesela biz gerçi şu an dans gezilerinde çok fazla merenge çalınmıyor. Ama hani ne derler, 2000'li yıllarla, Türkiye'den bahsediyorum, 2000'li yıllarla 2005 yılları arasında inanılmaz popülerdi merenge. Ve partilerde herkes böyle grupça dans ederlerdi. Şöyle söyleyeyim, hani şey vardır, düğünlerde de böyle yaparlar ya, iki kişi elini tutar, onun arasından işte çiftler altından geçerler. Mesela bu dans gecelerinde merenge dans edilerek yapılırdı ve inanılmaz eğlenirlerdi. Ben hatırlıyorum, hatta biz de yapardık yani. Ve işte farklı ne derler, farklı müzik hızlarda müzikler var zaten ve inanılmaz eğlenceli bir dans. Bence herkes yapmalı. Biraz damba da aklıma geldi anlatırken. Evet. O da çok popülerdi. Bir merenge ardından bir lambada diye böyle devam kesinlikle, eden kesinlikle. Giden bir hatta şey. Hatta lambanın filmleri çıkmıştı. Türkiye'de de popüler olmuştu bayağı. Merenge ama şöyle, hani merenge dansı gerçekten öğrenilmesi gereken danslardan bir tanesi. Çünkü bir kere çok kolay ve çok eğlenceli. Yani bence sosyal olarak yapılabilecek en basit danslardan bir tanesi. Bence herkes öğrenmeli yani. Böyle merengi öğrenmeye doğrudan gelenler var mı? Kapınızı çalıp ben merengi öğrenmek istiyorum, bana öğretin diyenler. Aslında yani ifade etmek gerekirse yok. Yani biraz garip olacak ama. Çünkü genelde dans piyasasında dans stüdyoları ve dans okulları bunu biraz kendileri belirliyorlar. Yani popülariteye göre de değişiyor. Çünkü şu an genelde dans okullarında ağırlıklı sosyal olarak salsa ve bachata veriliyor. Genelde onlar da hani nebze daha kolay danslar ama hani ilk başlarda 2000, dediğim gibi Türkiye'de 2000'li yıllar, işte 90'lı yıllar ve 2000'li yıllarda, yani 2000'li yıllarda bir kere Türkiye'de Latin dansları inanılmaz gelişmeye başladı ve o gelişim sürecinde hani o zamanlar hani merenge, salsa, işte bachata, cha cha, işte jive, işte boogie woogie,
işte swing denen dansları da yapılıyordu. Mesela biz ilk başta yaptığımızda, ilk dans kulübüne gittiğimizde genelde bunları öğrenmiştik biz. Aslında merengeyi de çok üstünde duruyorlardı. Ama daha sonra tabii popülaritesi biraz daha azaldı. Ve hani insanlar tek bir dansa yöneldiler. Hani insanların daha kolay dans edebilmesini sağlamak için. O yüzden salsa ve bachata'ya yöneldiler. Ama aslında bu dans okulları ve dans stüdyolarının biraz da yönlendirmesiyle gelişen bir şey. Yani Türkiye'deki ve dünyadaki daha doğrusu. Ama tabii Avrupa'ya gittiğinizde merengi hala yapılıyordur. Ama hani Türkiye'de biraz daha az çalınıyor. Eskiden çok çalınıyordu dans gecelerinde merengue müziği ama şimdi en ufak hani bir tane belki o da belki çalınıyor. Ondan dolayı da hani merengue dansını salsa dansı verilirken içerisinde öğretilmeye çalışılıyor. Yani bir ders belki gösteriliyor. Çok ilginç değil mi? Birden bachata'nın fırlaması, ötekinin daha geriye düşmesi, insanlar sıkılıyor mu? Neye göre bu popülerlik belirleniyor? Aslında popülerlik biraz hani ne derler, biraz ticari bir şey. Yani insanların hani yani dans okullarının, dans stüdyolarının sonuçta insanlara daha kolay, daha güne yönelik yani daha popüler müzikten bahsediyorum. Müzik olarak daha kolay hangisi dinlenilebilir hale geliyorsa daha çok genelde okullar bunu öne sürüyorlar. Aslında merengue de çok eğlenceli bir dans ama hani dans stüdyolarının hani dans okullarının biraz daha hani tek dansa yönelmesinin sebebi aslında biraz da ticaridir. Çünkü neden? Ona doğru hani tek dans öğrenmek daha kolaydır. Her zaman için ona gitmek. Ama tabii dünyada da böyle yani geliştiği için hani biz de kendi hani ben bütün dünyadan bahsediyorum. Bütün dünyadaki dans okulları da dans festivalleri de bunun üzerine yeni arayışlara giriyorlar. Tabii ki biraz hani hep aynı şeyi yapmak istemiyorlar doğal olarak. Tek bir dansa da yönelmek istemiyorlar. Bugün mesela işte salsa her zaman hani salsanın da çeşitleri var sonuçta. Salsa on one stili işte Los Angeles stili yapılırken eskiden artık işte On Two stili, New York stili popüler olmaya başlıyor. Sonuçta işte bir yerden sonra Zouk ve Kizomba müzikleri ve dansları popüler olmaya başlıyor. Yani her zaman yeni bir arayış içerisine giriyoruz. Bu da çok normal bence. Hani ne derler, hani bu kıyafet moda gibi. Yani nasıl eski 1930'ların giyim tarzı moda oluyorsa ve ondan sonra biz ondan sıkılıyorsak ve değiştiriyorsak aynı dans da bence onun gibi. Yani mesela bir dönem rock'n'roll modaydı. Ondan sonra onun da dönemi geçti ve işte başka danslar girmeye başladı. Ondan dolayı hani bu döngü her zaman devam edecektir. Ama tabii biz dans hocaları, dans eğitmenleri, dans okulları tabii ki bunları yaşatmamız gerekir. Yani merengue dansını da, işte salsa'yı da, bachata'yı da, cha-cha'yı da, işte diğer bütün dansları da yaşatmamız gerekir tabii ki. Ama tabii genelde insanlar daha kolay olan hangisi ise ona yönelmek istiyorlar ve popüler olana gitmek istiyorlar. Ondan dolayı da biz de onu önlerine sunuyoruz tabii ki. Yarışmaları var mı merengenin? Merengenin yarışmaları var. Yani uluslararası bazda merenge yarışmaları var.
hem de bayağı böyle hani güzel kıyafetler giyiyorlar ve yine aynı hani uluslararası Latin ve salsa yarışmaları gibi merengue yarışmaları da var. Karayip dansları diye geçiyor hatta. Karayip dansları. Evet. Peki Türklerden katılanlar var mı Türkiye'den? Valla Türkiye'den katılan merengue yarışmasına ben şu ana kadar duymadım ama eğer varsa da belki geçmişte olmuştur tabii, onu biraz araştırmak lazım, bakmak lazım. Ama hani Türkiye'de de merengue yarışması şu an olmadı. Yani en azından benim dönemimde olmadı. Hani hep daha çok salsa, işte cha-cha ve Latin Amerikan dansı, salsa bachata yarışmaları ön planda şu an. Ondan sonra hani merengue biraz daha geri planda bırakıyor ama dünyada merengue yarışmaları var. Yani isteyen hani Türkiye'den de bir çift katılmak isterse girebilirler. Salsa ve bachata şu anda oldukça popüler. Çok merak ediyoruz, bir 10 yıl sonra sırada ne var? Kesinlikle. Yani ben de çok merak ediyorum aslında. Çünkü hani gerçi salsa ciddi derecede yani popülerliğini hiçbir zaman yitirmedi. Çünkü hani bunun festivalleri var dünyada. Salsa ve bachata festivalleri. Bence şimdi yavaş yavaş daha ve biraz daha romantik danslar aslında popülerleşiyor gibi, işte zouk ve kizomba gibi. Daha hani müzik olarak da işte biraz daha hem romantik hem eğlenceli, ikisinin bir arada barındırdığı şeyler popüler oluyor. Ama bachata da gerçekten inanılmaz popüler. Bütün dünyada ve Türkiye'de de popüler. Bachata biliyorsunuz romantik bir dans. Hani daha böyle hem duygusal hem romantik, müzikleri de çok güzel, çok eğlenceli. Yani dinlerken size güzel şeyler hissettiriyor. Hem duygusal hem eğlenceli tarzları da var çünkü. Farklı duygular hissettirebiliyor size. Ondan dolayı da popüler yani şu an. Anlattığınızdan şunu anladım. Öncelikli olarak müzik çok önemli. Kesinlikle. Müziğin popülerliğiyle birlikte dansın popülerliği geliyor. Evet. Kesinlikle. Mesela dünyada hani salsa müziğinin de hani gelişmesinde yine Amerikalıların rolü, hani bütün dünyaya yayması çok önemli oldu. Yine hem ne derler, filmlerle işte ondan sonra hem dansının hem müziğinin işte son yıllarda popülaritesinin artması, büyük işte Latin Amerikan şarkıcılarının hani Amerika'da popüler olmaya başlaması ve işte daha doğrusu işte geçmişteki salsa şarkıcılarının da hani Amerika'da popüler olması ve bütün dünyaya yayılması, hem müziğinin hem de dansının tabii ki bütün dünyaya yayılmasına sebep oldu. Tabii salsa tarihi biraz daha hani geniş bir konu. Yani bunu belki daha sonraki programlarda ele alabiliriz. Gerçekten salsanın tarihi ve salsa müziğinin tarihi gerçekten inanılmaz derin bir konu. Hani onu ayrıyetten konuşmak lazım. O zaman biz şu merengemize bir bakalım, nasıl bir dansmış, yapabiliyor muyuz, izleyicilerimiz de bizlerle birlikte yapsınlar. Merengeyi öğrenmeye başlayalım. Evet, merengue. Merengue, önce basic step'le başlayalım. Önce yerimizde 8 sayıda yapıyoruz. 1-2-1-2 diye sayıyoruz. Şimdi sağ adımla devam edelim, bayan adımıyla. Beraber başlıyoruz. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Bravo. Zaten ne demiştik? Vücut hareketi ve kalça hareketi var. Ondan dolayı her defasında başlarken mutlaka özen göstermem gereken şey kalçama oturmak ve sağ ayağımı parmak ucuyla basmak ve sağ ayağımı yerden düzeltirken ağırlığımı sola vermek. Tamam mı? Sonra tekrar ve 1, 2, 3, 4, aynı. 5, 6, 7, 8. Bravo. Hemen müzikte deneyebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, bravo.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. İstersen öne doğru gidebiliriz. 1, 2, 3, geriye. 1, 2, 3, yerinde. 1, 2, 3, öne. 1, 2, 3, 4, yerinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, geriye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yerinde. 3, 5, 6, 7, 8. Şimdi sağdan dönüş yapalım beraber. 8 sayıda, toplam 8 sayıda döneceğiz. Yine sağ ayakla başlıyoruz bayan adımıyla. Şimdi basic yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi dönmeye başlıyorum yerimde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Toplam 8 sayıda tekrar başladığım yere geliyorum. 5, 6, tekrar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Bravo, gayet iyi oldu. Bunu da bir de soldan deneyelim, sonra da müzikle deneyelim. Soldan dönüşte şöyle, yine sağla başlıyorum, basic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devam, sağ yerinde, bravo. Son kez müziksiz, 5, 6, 7. Şimdi dön, soldan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, basic, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, devam. 1, 3, 4, 5, 6, sağdan, 5, 6, 7, şimdi. 1, 3, 4, 5, 6, 7, basic, 1, 3, 4, 5, 6, 7, soldan. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, yerinde. 3, 4, şimdi öne hazır. 7, şimdi. 1, 5, 6, 7, geriye. Yerinde. 5, 6, sağdan dön. 3, 4, 5, 6, 7, yerinde. 1, 2, 3, soldan. 3, devam. 1, harika. Son kez öne gidelim. 6, 7, şimdi. 1, 5, 6, 7, geriye. 5, 6, 7, yerinde. Son kez sağdan dön. Yerinde. Soldan. 6, 7, şimdi. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
Latin gecelerinde merengue dansı yapmak istiyorsanız dans adrese başvurup merengue öğrenmeye hemen başlayabilirsiniz. Haftaya yeni bir dansa sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.